Arkadaşlar ay takviminin mantığı şu. Siz ay takvimine göre ekim, dikim, budama, ot yolma vesaire bunları yaparsanız daha az gübre, daha az bakım, daha az işlerle bitkinizin daha sağlıklı, daha verimli olmasını sağlayabilirsiniz. Bu kurala uymak çok basit arkadaşlar. Dikimine dikkat ediyorsunuz ve sonrasında sulamasını ve işte dibindeki otunun yolunmasını vesaire bu tarihlere göre yaparsanız, bitkinin isteği olan tarihlere göre yaparsanız inşallah siz de pişman olmayacaksınız arkadaşlar. Çok değerli kardeşlerim, Gelecek Toprak'ta kanalından herkese selamun aleyküm. Bu üçüncü serimiz. Ay takvimi ile ilgili oluşturduğumuz üçüncü serimiz ve bu videoda sebzeleri inceleyeceğiz ve size videonun sonunda artık ay takvimi ile ilgili kabaca bir öngörüye sahip olmuş bir şekilde inşallah buradan mezun etmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Binlerce yıldır yapılan ve hiç şaşmayan, daha 2016 yılında Antalya'da kanıtlanan, Amerika'da Almanak Dergisi tarafından devamlı, Almanak Dergisi okuyucuları tarafından devamlı uygulanan, Amerika ve Kanada'da, dünyanın birçok yerinde bu sistem uygulanıyor ve inşallah biz de size bu sistemi aktarmayı amaçlıyoruz arkadaşlar. Şimdi yeni ayda iki dönem var kabaca. Yeni ay ve eski ay. Yeni ayda kardeşlerim sular yukarı. Ne demek? Yani suyun öz suyu ve ortamda bulunan nemin artık yukarıya doğru hareketi bu tohuma ve bitkiye şu emri veriyor. Yukarıya doğru büyü. Artık senin aktiviten yukarıya doğru olsun. Yani yapraklarını çalıştır. Köklerinden ziyade yapraklarını çalıştır. Zaten sen istesen de köklerin çalışmayacak, yaprakların çalışacak. Bu dönem öyle bir dönem arkadaşlar. Bu dönemde meyveler ve yapraklar gövde gelişiminin maksimuma çıktığı bir dönem. Eski ayda da arkadaşlar artık atmosferdeki nemin topraklara düşmesi ve bitkiye şu komutunun verilmesi. Yaprakların ve gövden gelişmeyecek bu dönemde. Gelişecek olan yerin köklerin. Yani kökünde bir patates varsa, bir turp varsa, bir pancar varsa artık oralar büyüyecek. Bu bilgiyi aldıktan sonra da mantıken şunu yapmamız gerekiyor. Biz dikeceğimiz sebzeden ne bekliyoruz? Kök mü bekliyoruz, yaprak mı bekliyoruz yoksa meyve mi bekliyoruz? Bunların üçü içinde ayrı bir tarih var. Yapraklı bitkilerde hangi dönemi neden tercih etmeliyiz? Yapraklı bitkilerden kastımız maydanoz, marul, işte tere, roka vesaire. Bu tarz bitkilerde biz onlarda ağırlıklı olarak yaprak aktivitesi istiyoruz. Çünkü yaprağıyla besleniyoruz arkadaşlar. Bunda da tercih ettiğimiz dönem yeni ay ile ilk dördün. Bunun maksadı şu arkadaşlar. Yeni ay ile ilk dördün arasındaki yaprak aktivitesi artık suların yukarıya doğru çekilmesindeki aktivite maksimuma çıkıyor. Ve bitkimiz öncelikle yaprağına ağırlık veriyor. Yani kökünün daha fazla olmasına gerek yok bu bitkilerde. Çok çok aman aman kök istemiyoruz biz orada. Bizim oradaki maksadımız bitkiye şu emir verirsin. Sen yapraklı bitkisin ve yapraklarındaki çalışmaya ağırlık ver dönemidir. Ve sen istesen de artık köklerin çok gelişmeyecek. Ve bitkimiz yeni aya girerken artık yapraklarını oluşturmuş bir şekilde çıkacak arkadaşlar. Eski ayda da artık eski aya girdiğimiz zaman da havadaki nem ve mineral, vitamin, öz suyu vesaire her şey toprağa doğru yoğunlaşıyor. Ve bitkiye şu emir veriliyor. Siz artık köklerinize yoğunlaşıyorsunuz. Yaprak ve gövdelerinizde zaten bir aktivite olamıyor. İsteseniz de olamıyor ki biz de bunu istiyoruz. İşte patateste, pancarda, turpta vesaire köklerinin gelişmesini, köklü bitkilerinin gelişmesini istediğimiz için de eski ayı tercih ediyoruz arkadaşlar. Size bir promosyon, bir bilgi vereyim arkadaşlar. Eski ayda eğer otlarınızı budarsanız otlar tekrar büyümesi ya durduruluyor ya da çok yavaşlıyor. Bunun sebebi eski ayda toprak aktivitesinin aşağıda olması, yani köklerinde olması ve bitkimizi ters köşe yapmış oluyoruz arkadaşlar. Köklerine çalışırken biz yapraklarını kestiğimiz zaman büyümeleri çok yavaşlıyor veya büyüyemiyorlar arkadaşlar. Ot da bu kurala inşallah uyun. Peki Nisan ve Mayıs, bu süre içerisinde siz dikmek istiyorsanız, ekmek istiyorsanız bitkinizi hangi tarihlerde dikmeniz gerekiyor? Biz bunu hesapladık. Kardeşlerim, yapraklı bir bitki dikmek istiyorsanız, yani işte yaprağından beslendiğiniz bir bitkiyi dikmek istiyorsanız Nisan için tarihimiz 1-9 Nisan arasında dikmek tercihen çok iyi olacak arkadaşlar. 1-9 Mayıs arasında da yine dikiminizi yapabilirsiniz yapraklı bitkilerde arkadaşlar. Meyvesini yediğimiz sebzelerde kardeşlerim domates, kabak vesaire ilk dördün ve dolunay arasında tercihen dikmemiz gerekiyor. 9-16 Mayıs ve 9-17 Nisan arasında dikerseniz tercihen kardeşlerim daha sağlıklı bitkileriniz olacaktır inşallah. Kökleri yenen bitkilerde de kardeşlerim
17-30 Nisan ve 17-31 Mayıs dikim tarihleridir arkadaşlar. Nisan ve Mayıs için sebzelerimizin dikimi ve mantığını anlatmaya çalıştık elimizden geldiği kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Ay takvimi ile ilgili bilgiler tam donanımlı bir şekilde vermeye çalışıyoruz. Herkesin bu ay takvimini öğrenmesine gayret ediyoruz. İsteğimiz, arzumuz budur arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere kardeşlerim.